Sayın Zana'ya teşekkür etmemiz lazım. Bir içten konuşma gördüm, bir öz eleştiri gördüm, bir vizyon gördüm. Yani bu işi çözse Tayyip Erdoğan çözer sözü bir gerçektir. Bunu başka siyasetçiler de dile getiriyor. Belki Sayın Şerafettin Elçi'den de, belki başkalarından bunu duymak da mümkün. Esasen bölge halkı da Türkiye'de bu sorunu güçlü bir lider çözebilir. O da sadece Tayyip Erdoğan'dır diyerek ona karşı duyduğu sevgiyi ve güveni yüksek sesle dile getiriyor. 94'te DEP'in kapatılmasıyla pek çok milletvekili gözaltına alındı, sonra tutuklandı. İşte Orhan Doğan, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Sayın Zan'a cezaevine girdiler. 94'te girdilerse 2004'te çıktılar. Yani bir siyasi hükümlünün 10 sene cezaevinde fiilen yattığı bizim yakın siyasi tarihte görünmemiştir. Yani idam mahkumlarının bile işte 99 affıydı, 89 affıydı, bir şekilde afla cezaevinden çıktıkları veya buna yakın ceza alanların kurtulduğu biliniyor. 10 sene fiilen içeride kaldılar. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Yani bir kadın milletvekilinin genç yaşlarda 10 senesini cezaevinde geçirmiş olması bence ızdırap duyulacak bir konudur. Ben şahsen bu ızdırabı duydum. Bu konuşmayı ve röportajı çok önemsiyorum. Ve bunun başkalarına örnek olmasını da diliyorum. Burada bizim eleştirildiğimiz yönler de var. Ama keşke BDP'li arkadaşlarımızın büyük bir kısmı Sayın Zana'nın gösterdiği bu öz eleştiriyi ve geleceğe yönelik perspektifi aynen görüp yaşayabilseler. Öcalan'a ev hapsinden bahsediyor. Böyle bir şey kısa vadede gündeme geliyor. Bunları dile getiriyor. O da getiriyor, başka arkadaşlar da götürüyor. Bu tek başına dikkate alınacak bir konu değil. Belki bir yol haritasıyla veyahut da yapılması gerekenler sıralamasında terörün, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayacak bir sürecin içerisinde dikkate alınabilecek konu olabilir. Yoksa bugün için bunun bir geçerliği yok. İşte İmralı'daki kendi günlük hayatına devam ediyor. Çünkü eğer örgütün talebi olarak bu geliyorsa, bunu yapmamız halinde bile örgüt bugünkü şiddetten vazgeçmeyecektir. Öncelikle en son Sayın Başbakanımızın Kuzey Irak'taki otonom yönetiminde onlara hatırlattığı gibi koşulsuz olarak silah bırakmaları, eylemlerine son vermeleri, bundan sonrasını da birlikte düşünmeleri gerekiyor. Bu tek başına sadece bir taleptir. Bunun üzerinden siyaset yapacaklarını düşünüyorum. Bu çok samimi değil. Şunlarla birlikte ama başına da örgütün tamamen silah bırakması ve eylem yapmaması durumunu kabullenmesine bağlı olarak konuşulabilir.